Ne oldu? Ne zaman açacaksın? Kadar Bey, tamirhaneyi açmak için yeterli param yok benim. Bana biraz yardım edebilir misin? Böylece karı da paylaşabiliriz, ne dersin? Üzgünüm. Aslında param vardı. Ama geçen ay bütün paramı kardeşimin düğününe harcadım. Sanırım bankalar kredi verebiliyorlar. Değil mi? Ben bir araştırıp haber vereyim. Şimdi gidiyorum. Akşam bunu konuşuruz. Sen endişelenme. Kesinlikle. Bir yol bulacağız, tamam mı? Gidiyorum. Bittu, ne zaman geldin? Sen düşüncelere daldığın sırada ne oldu? Çok düşünceliydin. Bir sorun mu var? Bir şey yok. Her zamanki şeyler işte. Bak Raja, dürüst yaşamak hiç kolay değildir. Hı? Biliyorum. Çok zor ve bunu anlıyorum ama sorununu benimle paylaşmazsan eğer sana nasıl çözüm bulabilirim? Nasıl yardım edebilirim? Aslında Bittu, burada tamirhane açmayı düşünüyorum. Ama 60-70 bin rupi gerekiyor bana. Ve bende de o kadar para yok. Bana kredi verebilecek bir banka biliyor musun? Ama bu çok iyi bir fikir. Burada hiç tamirhane yok. Eğer bankadan kredi almazsan daha iyi olur. Çünkü pis bir iştir. İstersen para konusunda ben sana yardımcı olabilirim. Bankada çok şükür o kadar param var ve neden tamirhaneyi ortak açmıyoruz? İkimiz de birlikte çalışırız ha, sen ve ben. Ne diyorsun? Sen parayı verirsin, ben de sıkı çalışırım. Çok çalışırım. Allah'a dua et ve bugün törenler başlamadan önce gerekenleri al. Ben hemen bankadan para çekeyim. İkimiz de sıkı çalışıp çok para kazanacağız. Peki, anlaştık mı? Bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Raja, neden böyle konuşuyorsun? Çok mutlu oldum. Birlikte çalışacağız. Şimdi hemen git, gereken aletleri al. Ben de parayı getireyim. Ben Madhu'ya haber vereceğim. Tamam. Rani. Evet Raja. Rani. Unuttun mu? Bu dönemde beni böyle kaldırmamalısın. Bugün her şeye izin var çünkü iş yerimi açabiliyorum. Ne? Ama Raja, o kadar parayı nereden buldun? Sana o parayı bir yerden bulacağımı söylemiştim. Ne harika. Bittu'yla tamirhaneyi ortak olarak açacağız. Böylesi daha iyi. Eğer doğru yolu takip edersek yolumuzu kolayca bulabiliriz. Göreceksin. Çok dürüst çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Değirmende baharat öğütürken ellerin ne hale gelmiş? İlk önce sana bir mikser, gaz, buzdolabı, düdüklü tencere alacağım. Sana bunların hepsini alacağım. İstediğin her şey. Eğer her şeyi benim için alırsan kendine ne alacaksın? Sen benim yanımdasın ya, benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Gömleğime gelince elimde olanları kullanırım, ne olacak? Hayır. Elinde olmayan bir şey var. Neymiş? Motor. Sana bir motor alacağız, tamam mı? Ve artık otobüse binmeyeceksin. Raja, dışarı gelsene. Hemen geliyorum. Bittu. İşte, al. Tam 60.000 rupi. Tamirhanenin ismini Raja Rani tamirhanesi olarak düşünmüştüm. Ama şimdi kararımı değiştirdim. Tamirhanenin ismi
Bittu'nun tamirhanesi olacak. Ama... Çok güzel bir isim. Ben eşyaları alayım. Sen de tabelaya Bittu'nun tamirhanesi yazdır. Bak, beni zor durumda bırakıyorsun. Hadi önce karar verdiğimiz Rajarani tamirhanesi ismini yazalım. Bugün sen bana yeni bir hayat verdin. Bu iyiliği asla unutmayacağım. Ellerini birleştirip duygusallaşma hemen. Şimdi işleri hallet, aletleri al. Bugün başlayalım. Ben tabelayı yaptıracağım. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Aha, alo Agni. Sana ne diyeceğim biliyor musun? Ha? Şu benim kocam Bittu. Evet. Bittu diyorum. Sanırım yıldızları iyi sıralanmadıklarında doğmuş. Dida ve Madu'yla benden daha çok ilgileniyor bu adam. Bana Dida'yı hangi merkeze yatırdığımı sordu. Onu bir merkeze yatırmadım ki, devlet hastanesine yatırdım. Bunu sorduğu zaman çok korktum. Yakalanmak istemedim. Bu yüzden aceleyle bir isim uyduruverdim. Ona naturopati merkezine yatırdığımı söyledim. Ah, şu kadından bir kurtulsam başka bir şey istemiyorum. Nasıl gelebilirim? Gün içinde seni ziyarete geleceğim. Ama Agni, dediğimi sakın unutma. Davuji'ye hep köye dönmek istediğini söyle. Davuji, köye dönelim, köye dönelim, köye dönelim. Tamam mı? Yalanı ne kadar tekrarlarsan o kadar inanırlarmış. Evet, tamam. Ha, şimdi kapatmalıyım, eve döneceğim, tamam mı? Ha? Buraya gel. Lila, Raja ile ortak olarak burayı açtık birlikte. Anlamadım. Hani Raja bir iş arıyordu ya, ben de ona biraz para verdim. Beraber burayı açacağız yani. Para mı dedi? Ne kadar para? Teyze, amcam Raja'ya çok yardım etti. Sana söz veriyorum. Para kazanmaya başladığımız zaman önce sizin paranızı vereceğim. Ona ne kadar para verdin peki? Fazla değil, ufak bir miktar verdim sadece. Ne kadar verdin? Gerektiği kadar dedim. Bana ya. Bana tam 60.000 verdi. Ve parası en kısa zamanda dönecek. Yukarı gel. Hemen döneceğim. Thank you.